Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz, ben de hoş geldim. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyfi yerindedir, güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Yine böyle güzel bir pazar akşamında buluştuk, ne kadar güzel oldu. Hepinize iyi akşamlar diliyorum bu vesileyle, tekrar hepinizin sağlığı da yerindedir umarım. Sohbet başlamış bile, ben şöyle bir bakayım. Murat selamlar arkadaşlar, çaylar kalemler. Çaylar, kahveler, kalemler, kağıtlar hazır mı demiş Murat. Ben de kahve hazır. Gerisi yok da. Sunderland, selamlar. Benim biraz uzunca bir sorum olacak ama parça parça buraya aktaracağım artık. Hocam merhabalar. Ben kanalınızın yeni katılan üyelerinden birisiyim. Hoş geldin bu arada Sunderland. Daha önceki canlı yayınlarınızı keyifle izledim. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Bu bölümde her ne kadar çok ilgili olmasa da ekstrem metal müzik gruplarındaki bestecilik konusuna... Bilginiz çerçevesine girmenizi rica edeceğim. Hadi bakalım. Deathspell, Omega, Gorgas ve Ulcerate gibi birçok grup atonal müzik yapıyor. Atonal müzik yapmıyorlar bence. Onu bir konuşalım. Mesuga gibi gruplar ise çok karmaşık poliritmik eserler ortaya koyuyor. Orası doğru. Progresif teknik death metal grupları da hem enstrüman hakimiyeti hem de bestecilik konusunda çok başka yerdeler. Hakikaten öyle. Sizin gibi Berkeley tozu yutmuş Dream Theater gibi grupların yaptığı müziği bir şekilde kafamda oturtabiliyorum. Peki. Ama diğer grupların müzik eğitimi almadan nasıl bu kadar sıra dışı ve karmaşık işler ortaya koyabildiklerini anlamıyorum. Müzik eğitimi almadıklarından emin miyiz? Onu bir araştıralım. Bu bağlamda atonal müzikten de biraz bahsedebilirseniz çok sevinirim hocam. Canlı yayını heyecanla bekliyorum. Ben de heyecanla bekliyorum. Çok uzun oldu ama yanıttan herkesin yararlanabileceğini düşünüyorum. Çok sağ olun. Rica ederim. Şimdi... orada iki tane sorguladığım şey var. Bir tanesi atonal müzik yapmıyorlar bence progresif gruplar. Yani metal gruplar da buna dahil. Atonal müzik biraz genelde yanlış kullanılan bir kavram. Sanki burada da birazcık öyle olmuş gibi. Yani amacın dışında kullanılmış gibi. Bunu şey yapalım. Yani böyle kısa sürede cevaplayı verebileceğim bir soru değil bu. Bayağı böyle üzerine durulması gereken bir şey. Yani hem bu tarz şeyi hak ediyor zaten. Özel bir kapsamı hak ediyor. Hem de atonal müzik konusu özel bir konu. Dolayısıyla bunu bir sonraki yayınımızda ele alayım. Şöyle bir kendi başlığı altında ele alayım. Öyle bir söz vereyim. Yani önümüzdeki hafta konuşalım bunu ayrıntılı olarak. Sorguladığım ikinci şey de bu tarz müzik yapan insanlar müzik eğitimi almamış oldukları. Yani eğer hani biliyorsan biyografilerini ve ona istinaden söylüyorsan eyvallah. Ama yani o kadar böyle... komplike bir müziği ortaya çıkartmak için biraz eğitimli olmak gerekiyor gibi geliyor bana. Araştıracağım ama yani söz önümüzdeki haftanın konularından bir tanesi yapacağız bunu. Hoş geldin bu arada tekrar. Gamze diyor ki iyi yayınlar, iyi akşamlar herkese, iyi akşamlar Gamze. Koray gelmiş, hoş geldin Koray. Onur, hoş geldin. Namık, hoş geldin. Mahir, hoş geldin. Monomen hoş geldin. Hocam sesiniz görüntüden sonra geliyor. Bir senkron sorunumuz var bugün. Pekala. Kamera değiştirince düzelecek muhtemelen. Kaset gitmiş, evet kaset gitti. Subliminal mesaj yerini buldu, o yüzden kasete gerek kalmadı. Sesiniz mono geliyor bugün hocam. Mono dediğimiz tek taraftan mı geliyor acaba? Evet, niye öyle demiş Namık. Tamamdır hocam, çok teşekkür ederim. Tek taraftan mı geliyor sesim? Şöyle bir deneyelim mi hemen? Tamam anladım. Şöyle çözeceğiz onu. Şimdi sesim geliyor ama mono gelmiyor olması lazım eğer her şeyi doğru yaptıysam. Bir soundcheck yapalım mı? Sesim geliyor ama mono gelmiyor. Düzgün geliyor olması lazım. Bir de piyano sesi göndereyim size. Bakayım ondan sonra başlayalım. Benim onu duymuyorsak ve piyanoyu da düzgün duyabildiysek sound check'imiz tamam demektir. Mahir diyor ki hocam ilk defa sandalyede emniyet kemeri aradım. Canlı yayın var diye uçmayayım diye sanırım.
Hocam sanırım oradaki eğitim almamıştan kastı arkadaşın George Benson'ı nota bilmemesi gibi bir durum. Bakacağız. Onu bir araştıracağım. Yani bu grupların biyografilerini bilmiyorum açıkçası. Dolayısıyla bir araştıracağım. Konservatuvar eğitimi ile müzik eğitimi birbirine ayrılmalı bu durumda. Doğru. Katılıyorum. Katılıyorum. Aynen. Hocam stereo ama gecikme var. Süper. Şu an çok iyi. Senkron problemi devam ediyor. Senkron problemi kameradan kaynaklanıyor sanıyorum. Onu şey yapacağız şimdi. Geçeceğiz. Zaten hep bu kamerada kalmayacağım. Şuna geçersem muhtemelen senkron sorunu düzelecek gibi geliyor bana. Ama bu da böyle çok neyse fark etmez ya sonuçta. Önemli olan içerik diyorum. Bir tek senkron sorunu kaldı hocam. Tamam. O kameradan kaynaklanıyor sanıyorum. Onu dediğim gibi şu kameraya geçerek düzeltebiliriz. Şimdi bu kameraya geçince senkron sorunu düzeldi mi? Bir de onu bana yazarsanız içim rahat bir şekilde bugünkü konularımıza geçiş yapabileceğim. Görüntünüz ve sesiniz arasında delay var hocam. Enteresan. Görüntüm ve sesim arasında delay şimdiye kadar olmuyordu. Burada neden oluyor acaba? Düzeldi evet tamam. Okey bu kameradan kaynaklanıyor. Okey. Çözdük. Şimdi bugünkü konularımız. Bugünkü konularımızı daha önce duyurmadım. Biraz böyle şey oldu. Sürpriz gibi olacak size. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Bugünkü konularımız önce bir şey yapalım istiyorum bugün. Bir ezgi akor çalışması. Over the Rainbow adlı çok eski bir parça. Şimdi demeyin ki ya adam bize eski parçalar üzerinden şey yapıyor, böyle analizler yapıyor falan filan. Bu önemli bir parça. O yüzden onun üzerinde durmak istedim. Çok böyle bilindik bir ezgisi var. O ezgiyi beraber akor yazmayı bir deneyelim. Sesim çok kısık geliyormuş. Pekala. Allah Allah. Bugün neden böyle bir şey oldu acaba? Şimdiye kadar yaşamıyorduk bu sorunları. Şuraya bakayım tekrar. Şuradan biraz destek alalım. Şimdi daha iyi geliyor mu acaba? Yani böyle işi gücü ses olan birinin de ses konusunda çuvallaması çok ayıp oluyor hakikaten. Bundan önceki yayınlarda olmamıştı. Bu sefer niye oldu acaba? Aynı setup ama. Neyse bir tekrar deneme yayını yaparım. Ne varsa eskilerde var hocam. Pekala. Yani bu şarkı bayağı eski ama yani benden bile eski. 1939 yılı. Her neyse şimdi gündemi bir anlatayım ondan sonra şeye geçeceğiz. Bu parçanın incelemesine. Çok demode bir ders diyor Mahir. Mahir senin soruna cevap vereceğim şimdi. Bu Over the Rainbow'a şey yaptıktan sonra, Over the Rainbow ezgi çalışmasını yaptıktan sonra bir de bugün reverb'ten bahsedelim istiyorum. Böyle her canlı yayınımızı şey yapmaya çalışıyorum. İlk yarım saati, yani bir yarım saati armoni müzik teorisi, bir yarım saati müzik teknolojisi diye bölümlendirelim istiyorum. Dolayısıyla bugün ilk yarım saatimizde yaklaşık bu Over the Rainbow ezgi akor çalışmasını yapalım. Sonra da reverb'den bahsedelim. Reverb'ü nasıl kullanabiliriz mixlerimizde hem mix'e boyut kazandırmak için hem de ses tasarımı anlamında biraz da ondan bahsedelim istiyorum. Ama öncelikle Mahir bugün bir soru sordu. Kısaca ona cevap vermek istiyorum. Demiş ki bugün erken saatlerde Mahir. Akşam kısaca değinirseniz mutlu olurum hocam. Re minör tonunda bir şarkıda fa majör akoru kullanılmasının parantez içinde diyor ki kulağa güzel de geliyor demiş. Teknik açıklaması nedir? Armonik re minörde 3. derece akorunun augmented olması gerekmez mi? Bir aslı gerekmez. Yani sizden ricam şu genel olarak bu gerekir gerekmez terminolojisini artık yavaş yavaş lügatımızdan çıkartalım. Yani bütün anlatmaya çalıştığım şey de bu. Eğer kulağa güzel geliyorsa güzeldir. Evet yani tabii teorik olarak eğer armonik re minörse parça 3. derece akorunun augmented olması gerekiyor. Sordum ben Mahir'e fakat görmedi sanıyorum hangi şarkı bu? Yani şarkının bütünü içerisinde değerlendirmek daha doğru olur diye fakat sanıyorum görmedi, yazmamıştı. Şöyle anlatayım size. Altta Studio One açık oraya geçelim. Soundcheck yaptık beni duyabiliyorsunuz diye. İlgili majörü dedi Onur. Dur bakalım şimdi araştıracağız. Şöyle yapalım. Şimdi şurada zoom yaptığım zaman sanıyorum
Bakayım şeyi görebiliyor musunuz acaba? Benim çaldığım akorları görebiliyor olmanız lazım. Var. Şu klavyeyi falan bir çekeyim. Şimdi şarkımız re minör tonunda ise ben şeye kaçtım, Dorian'a kaçtım orada. Eğer armonik minörse dediğin gibi re harmonik minör, o zaman bunun evet yani 5. derecesinin şey olması gerekiyor. Fa augmented diyelim. Yani augmented 5'li daha doğrusu. 7'li yapacaksak da. Çok tatlı bir akor. Ama eğer orada ezgi izin veriyorsa biz neden fa majörü kullanmayalım? Yani ezgi diyelim ki orada fa re yapıyor. Atıyorum tamamen. Gibi gidiyor. Fa majör yaptım. Gayet de güzel oldu. Yani neden yapmıyorum? Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani öyle olması gerekir gerekmez şeyini artık bırakalım bir tarafa. En azından hani biz kendi aramızda bırakalım bu terminolojiyi ki başkalarına da anlatabilirim. Ya gerek yok, öyle olmak zorunda değil diyebilelim. Mahir, anlatabiliyor muyum bilmiyorum derdimi, fakat genel olarak söylemek istediğim şey bu. Şimdi eğer akademik olarak bunun analizini yapacak olursak, yukarıda Onur yazdı sanıyorum, şey dememiz gerekiyor buna, modal interchange deyip duruyorum ya, daha önceki videolarda da söylemiştim. Şu. Yani ben gittim bu akoru paralel modların bir tanesinden ödünç aldım. Hangisi diye sorarlarsa da gideceğiz bakacağız hangi paralel modda fa majör varmış, oradan ödünç aldım diye. Yani kullandığınız her akora akademik olarak bir kılıf uydurmak mümkün. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o kadar farklı akor denendiği için, kullanıldığı için o kadar farklı kılıf üretilmek zorunda kalınıyor. Fakat sonuçta hangi şarkıydı bilmiyorum hala, ama o şarkıyı düzenleyen kişi muhtemelen orada fa majörü denedi, beğendi ve kullandı. Yani bunun ötesi yok. Aynı şeyi siz de rahatlıkla yapabilirsiniz. Hiç öyle şeye takılmayın artık. Ya bu şarkıda bu olmaz, olmaması gerekiyor falan filan. Geçelim onları artık. Şimdi geldik Over the Rainbow'a. Over the Rainbow. Over the Mahir kaçırmış bu anlattıklarımı. Bağlantı koptu. Şansa bak. Tamam, artık şeyden izlersin. Arşiv görüntülerimizden. 1939 yılında yapılmış bir şarkı. Yani gerçekten eski bir şarkı hakikaten, şimdi anlattığım size. Dü. 1939 yılında yapılan Oz Büyücüsü filminin yani işte en önemli şarkılarından bir tanesi, şey almıştı, en iyi müzik dalında Oscar almıştı o sene yanlış bilmiyorsam eğer. Şarkının özelliği şu, yani enteresan bir şarkı. Filmin hemen başında bu karakter köpeğiyle beraber başını belaya sokuyor. Ondan sonra büyüklerden azar işitiyor ve şey diyor büyükler buna. Ya gidin, böyle başınızı belaya sokmayacağınız bir yere gidin. Sürekli yaramazlık yapıyorsunuz falan diye böyle bir fırça yiyorlar. Sonra işte kız köpeğiyle beraber gidiyor, uzaklaşıyor falan filan. Keşke diyor böyle hiç başımızı belaya sokmayacağımız dertsiz tasasız bir yer olsa keşke falan diye işte konuşurken, daha filmin ilk dakikaları yani ilk başlarda bu şarkıya giriyor. Şarkı Over the Rainbow, gökkuşağının üzerinde işte şey diye ilk dizeler başlıyor. Gökkuşağının üzerinde bir yerlerde işte bambaşka bir yer var, orada hiç dert yok, tasa yok falan filan diye. Ondan sonra bayağı şey, yani meşhur olan parçalardan bir tanesi. Şimdi ben burada Studio One'da parçayı hazırladım. Geçenlerde bir anket yapmıştım. Çoğunuz Studio One kullanıyormuşsunuz. O yüzden Studio One'ı da biraz kullanalım. Hep Cubase'de çalıştık şimdiye kadar. Studio One'da da biraz çalışalım diyerek buraya aktardım. Şimdi Studio One'ın da 5. versiyonundan itibaren nota
yazabilme yeteneği getirildi. Tek sıkıntı şey, buraya akorları gösteremiyor. Akorlar şurada yukarıda chord track üzerinde görülüyor. Şurada. Fakat şöyle bir güzel yanı var. Studio One'ın şöyle yan tarafı açarak göstereyim. Şimdi ben buraya, şu altta görüyorsunuz bu İsrail, evet. Ukulele versiyonu çok popüler oldu. Bu şarkının orijinali çok eski, yani dediğim işte 1939'dan kalma. Sonra adam aldı, hakikaten sanki o yapmış zannediyor herkes. Şimdi şu altta akor yazan kanalda ben böyle baştan sona Do majör 7'li akorları girdim. Studio One'ın güzelliği bu. Şimdi yukarıda da bakın böyle Do 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 diye gidiyor akorlar. Ondan sonra bu kanalda ve şu alttaki bas kanalında şu Follow Chords yazan bölümü paralele getirdiğinizde, burada akorları değiştirdiğiniz zaman pat diye bu akorları da bizim istediğimiz akorlara çekecek. Göreceksiniz şimdi, uygulama yapınca hemen anlaşılacak zaten. Size önce bu ezgiyi bir dinleteyim. Yani şeyin, bu Over the Rainbow şarkısının ezgisini dinleteyim. Bakın açılışta bir oktavla açılıyor. Bu çok böyle çarpıcı bir şey. Kızın somewhere dediği yer, bir yerlerde, işte gökkuşağının üzerinde böyle bir yer var, dertsiz tasasız bir yer falan. Orada besteci bir oktav aralık kullanmış. O kadar çarpıcı bir şey ki, yani böyle uzak bir yerden bahsediyorsunuz zaten. Fantastik, gerçekte var olmayan ve böyle geniş bir müzikal interval, bir aralık kullanıyorsunuz. Bence tesadüf değil, bilerek yapılmış bir şey. Çok konuştum, bir çalayım şurayı. Şimdi beste işte, yani 8 ölçülük bir ezgi bu ve aslında ritmik olarak iki paternden oluşuyor. Yani şu birinci bölüm ve ikinci bölüm dikkat ederseniz şey olarak aynı, yani tematik olarak aynı. Şey gibi düşünebiliriz bunu, yani şu ilk 4 ölçülük bölüm bir soru, ikinci 4 ölçülük bölüm bir cevap gibi. Bir kez daha o gözle bir dinleyin. Yani şuraya geldiğinde böyle bir havada kalıyor sanki ezgi. Hiç sözleri duymasak bile fark etmez. Sonra buraya geldiğimizde son ölçüde, 8. ölçüde çözümleniyor. Havada kaldı. Burada nihayetleniyormuş hissi uyandırıyor bizde. Dolayısıyla hiç biz bunu yazılı olarak görmeseydik bile oradan şey derdik. Ha evet ya, burası karar notası. Bu arada umarım mouse cursor'ını görüyorsunuzdur. Mouse imlecini görüyorsunuz diye umuyorum. Bu son nota bizim karar notamız ya, derdik zaten. Yani kulağımız bize bunu söylerdi. Dolayısıyla bu şarkının Do majör tonunda olduğunu hissederdik. Şimdi ben bunu armonize ediyor olsaydım, ki şu anda yapıyorum zaten, burada şu son akorum, evet, yani burada ben de, ezgi de karara gelmiş burada, karar notasına ulaşmış. Ben de armonide karar notasını, karar akorunu, daha doğrusu bir akorunu vereyim derdim. Onu hatta yapalım. Şimdi şu soloyu kaldırayım. Baştan sona böyle Do majörleri akoru var ya. Bir de bu halde deneyim. Biraz işkence gibi gelecek ama son zamanlarda çok böyle düzenleme duyuyorum. Yani şarkının karar notasını alıp dan 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 baştan sona onun üzerinden gidiyorlar. Kısaca bir de öyle dinleyelim. Ondan sonra armonizasyona geçelim. İşkence gibi geliyor değil mi? Böyle hep arka arkaya aynı akor çaldığı zaman. Aslında yani dalga geçiyorum ben tabii. Yani düzenlemeyi çok iyi bilmeyenler bunu yapıyorlar gerçekten.
Fakat etkili bir germe tekniği bu. Yani eğer bir şekilde dinleyiciyi germek istiyorsanız, ne bileyim ben, film müziği yapıyorsunuz falan filan, bunu bir araç olarak da kullanabilirsiniz. Pedal point denen bir şeye göz kırpıyor, bir tekniğe, pedal noktası. Her neyse, son akor dedim. Burada ben bir akorunu vereceğim demiştim. Bu sistemin nasıl çalıştığını da bu arada göstermiş olayım size. Genellikle bir akoru böyle bir durumda kullanıldığında, yani ezgide de kök nota varsa, bir notası varsa, burada olduğu gibi maj 7 akoru kullanılmaz genellikle, şeyden dolayı. Bu buradaki si notası ezgideki do notasıyla bemol ikili aralığı oluşturuyor. Dolayısıyla o pek tatlı bir şey gelmiyor. Özellikle şarkının sonunda, yani bitirmek istiyorsanız. O yüzden genelde maj 7 değil de şey yapılır. Bakın çift tıklıyorum burayı. Şöyle ki şey, Studio One'ın güzel bir chord selector şeyi açılıyor. Beşiler çemberinin olduğu. Genellikle altılıyla bitirilir. Bakın ben altılı deyince pat diye buradaki akoru ona göre modifiye etti. Yukarıda ismini güncelledi. Görüyor musunuz? Bu hakikaten çok tatlı bir özelliği Studio One'ın. Şimdi ben orayı çaldığımda artık maj altılı akor olacak. Çok daha tatlı bir bitiş bu. Şimdi dolayısıyla burada birkaç farklı yöntem benimseyebiliriz. Bir cazla ilgili yaptığım videoda şeyi anlatmıştım. Onu hatırlarsınız, izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Şimdi burası benim hedefimse, bu hedefe işte şeyden gelebilirim ben. Bunun bir beşli yukarısında. Neden? Çünkü işte beşli bize en güçlü kadansı veriyor. O da neymiş, buradan bakıyoruz. Sormuş. Ona da kendi beşlisinden gelebilirim falan. Böyle bir beşliler çemberi hareketi oluşturabilirim. Bu fonksiyonel bir yaklaşım olur. Güzel de olur. Yani şey değil, hiçbir zarar sakıncası yok ama ben diyorum ki baştan başlayalım. Yani en baştaki akorumuzdan başlayalım ve böyle yapa yapa gidelim. Bana şey daha farklı bir renk verecekmiş gibi geliyor. Şimdi ilk burada bir oktav var demiştik. Yani böyle bir do, iki farklı do'yu diyoruz farklı oktavlarda. İlk do'muzun arkasında do'yu içeren bir akor kullanalım. Do'yu içeren akorlar do majör olabilir. Burada olduğu gibi zaten do majörü kullanabiliriz. Do'nun üçüncüsü olduğu bir akor kullanabiliriz ki o da la minör oluyor. Bakın la minörü deneyelim. Şurada zaten açık. Burada bu akoru seçtim. Ondan sonra la minör, hatta bir de yedili olsun bizden. La minörü kullandım. Bakın nasıl gelecek şimdi. Bir anda böyle şarkının şeyi değişti, havası değişti. Bakın do majör yedili şuydu. Parlak, güzel falan. Fakat ben burada onu istemiyorum. Burada hakikaten o kasvetli havayı vermek istiyorum. Çünkü şey başlıyor şarkı, işte kız fırça yedi büyüklerden, azar işitti. Böyle bir arayış içerisinde, yani keşke uzaklarda böyle bir yer olsa da gidebilsek falan diyor. Dolayısıyla biraz kasvetli bir şey yapmak istiyorum orada. Şu. Güzel geldi. Bu ikinci akorumuzda da yine do'yu içeren bir başka akor deneyebiliriz. Mesela bu sefer de fa majörü deneyebiliriz. Fa majör akorunun biliyorsunuz 5. derecesi oluyor do. Yansa deniyorum. Hani şey zannetmeyin, bunu böyle belli bir sistematiği var da ben onu takip ediyorum falan zannetmeyin. Tamamen deneme yanıma. Bu sistem işimizi kolaylaştırıyor. O yüzden biraz da bunu açtım. Bu akor, yani ikinci akorumuz seçiliyken fa maj 7'li dedi. Güncelledi oradaki akoru. Bakalım nasıl geliyor. Şimdi Studio One'ın yapamadığı şey tabii voice leading hikayesi. Hani o akorla ilgili videoda anlatmıştım ya, akorları birbirine yaklaştırmak, geçişleri yumuşak hale getirmek, onu yapmıyor. Böyle pat 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 hepsini kök pozisyonunda yapıyor. Ama yani başlangıç için gayet güzel. Voice leading'i Cubase yapabiliyor bu arada. Ondan sonra şöyle bir ezgimiz var. Si, sol, la. Ona bir akor düşünelim. Mesela si ve sol hangi akoru şey yapıyor, çağrıştırıyor bize? Sol maj 7 ya da dominant 7'li olabilir. Mi minör 7'li olabilir. İkisini de deneyelim. Mesela sol dominant 7'liyi deneyelim. Akorun kök notası ve üçlüsü zaten ezgide var. Sol
dominant yedili yaptık burada. Güzel geldi. Mi minör de deneyelim ama sanki bu olacak gibi. İkisi de çok güzel geldi. Neden? Çünkü akorun içinde zaten ya ezgideki notalardan akoru çıkardık. Dolayısıyla olmaması diye bir şey zaten söz konusu değil. Mahir, az önceki soruna sen kaçırdın o kısmı ama verdiğin cevap da buydu. Ezgideki notalarla akor uyuyorsa gerisi hiç önemli değil. Hocam ikincide la minör 6-9 nasıl olur? İkinci dediğin şey mi? Şurası mı acaba? Onur. İkinci dediğin akor şuradaki akor mu acaba? Yoksa ikinci ölçüyü mü kastediyorsun acaba? Sen cevap verirken ben denemelerime devam ediyorum. Şurayı bırakalım bakalım doğal olarak kalsın. Şu akoru mesela ne yapalım? Burada la varmış. Bunu öncelikle do majör diye işaretleyelim. Ondan sonra burada da ezgide la var. Nota oktav do'da. Diyor Murat. Deneyelim. Şurayı diyorsun. Neydi? Ha, la minör 6-9. 6-9 yapabilecek mi bakalım? La minör 6-9. Yaptı valla. Bakalım. Gel şuradan gel. Ben çok sevmedim. Bakayım 6'yı deneyelim. Yani fazla esrarengiz oldu gibi geldi bana. Eğer doğru anladıysam. Murat. Ben bunu tekrar şeye döndüreyim. Neydi? Fa majör diye yanlış hatırlamıyorsam. Şuraya biraz renk katalım. Mesela nereye gitsin? Bunu ne yapabiliriz? Burada ezgide la var. Yani normalde ezgideki notayı akorun kök notası yapmayı sevmiyorum ama şeyi bir deneyelim. Çünkü başka bir şey deneyeceğim. Bakalım şurada bir la minör nasıl gidecek. Dediğim gibi tamamen deneme yanılma. Yani şey yok burada. Hani şöyle olması gerekiyor, böyle olması gerekiyor falan. Tekrar üçüncü ölçüde tekrar do var. Burada mesela fa majörü denesek mi acaba? Neden? Çünkü beşlisi do onun. Şeye gitmiyorum burada çok böyle ekstrem de demeyeyim de hani yedilisi, dokuzlusu, onuçlusu falan gibi. Çünkü yani şarkı o kadar da şey değil. Yani o kadar da böyle uçuk bir şarkı değil sonuçta. Güzel oldu. Şu la'ya da bir bakalım ondan sonra baştan dinleteceğim. Şimdi burada enteresan bir şey var. Durup bir saniye şey yapalım. Düşünelim. Şu 5. ölçü önemli bizim için. Çünkü hani dedik ya burada bir şarkı böyle bir havada kalıyor diye. Orada havada kalmasını armonik olarak da desteklemek istiyorum. Dolayısıyla burada öyle bir akor seçmek istiyorum ki harmonik olarak da şey yapsın o beklentiyi. Yükseltsin. Mesela her ne kadar ezgide sol varsa yine de ben bir şey denemek istiyorum. Hani en büyük şeyi bize ne veriyor sonuçta? Beşli akoru veriyor ya. Dolayısıyla eğer burada bu olacak ise sol dominant yedili olacak ise ona bir hazırlık yapmak istiyorum. Bir önceki akorda. Yani buradan geriye doğru düşünüyorum şu anda. Bu akora hazırlık yapacak bir şey. Normalde bunun beşlisi kim olur? Re minör olur ya da re dominant yedili olur. Ki onu da kullanabiliriz aslında burada çünkü ezgideki nota re minörün beşlisi olacak. Hadi deneyelim. Re minör yedili. Şuradan gelsin. Dördüncü ölçüden geliyor.
Vallahi tatlı oldu. Baştan bir geliyorum. Bu arada önerileriniz geliyor. Önerilere bakacağım. Ama şey yapmadan, bir kopmadan şuna bir devam edeyim istiyorum. Sonra bakacağım önerilerinize. Şimdi bu voice dealing yapmadığı için çok zıplıyor böyle şey olarak, hani aykırı geliyor bazen kulağa, solde çok aşağıya indi falan filan. Onu maalesef bu versiyonda henüz düzeltmenin bir şeyi yok. Manuel olarak düzeltirsem de sapıtıyor ama hani akorları size şey olarak veriyor, referans olarak. Sonra biz onu post prodüksiyonda düzeltebiliriz. Fakat bir şey daha önermek istiyorum size. Şimdi fa majörden geldik, sole gidiyoruz. Yani aslında bakacak olursanız bunlar tam ses aralıklı iki akor. Biz oradan zıplayıp re'ye gidip tekrar sole geçiyoruz. Yani oysaki çok daha yumuşak bir geçiş yapmamız mümkün. Fa, fa diyez, sol yapacak olsak da olur. Nasıl bir akor olabilir burada? İçinde la'yı da barındıran ama kökünde sol diyez. Ama fa diyez olan. Fa diyez la do mi bemol. Yani aslında fa diyez diminished akor. Deneyelim mi? Bence çok şık olacak. Tıkladım orayı. Fa diyez yani sol bemol diminished dedim. Ve yedili dedim bak şimdi. Ne kadar tatlı oldu. Bir daha gelsin. Bu diminished akorlar bir şey havası veriyor. Böyle 1940'ların caz parçaları falan, swing dönemine falan götürüyor bizi. Birazcık böyle bir demode tarafı var, kabul ediyorum. Ama zaten bu parça da 1939 bu arada, yani neden olmasın. Fakat çok hoş. Yani bakın aslında iki akor arasında, yani fa majörle sol bemol diminished yediler arasında sadece bir nota değişiyor. Dikkat ederseniz. Sadece bir nota değişiyor ve biz çok tatlı bir geçiş yapmış oluyoruz. Çok tatlı oldu bence. Aa, Onur bunu söylemiş bu arada. Fa diyez dim kullanıp sole gitsek güzel duyulabilir hocam. İşte kalp kalbe karşı aynı şeyi ben yaptım zaten şu anda. Aynen. Ondan sonra neredeysen şuradayız. Beşinci ölçünün ikinci akoruna bir bakalım. Bunu şöyle alayım. Burada ne kullanabilirim? Mesela ne var? Ezgi'de sol var. Pardon şuradayım. Evet, Ezgi'de sol var. Mesela burada şey deneyelim, tamam. Mi minör 7'yi deneyelim. Biraz hareket getirmiş olalım. Hem de böyle bir iyice şey yapmış olduk orada. O duyguyu iyice böyle bir kullanmış olduk. Uzaklarda gökkuşağının üzerinde bir yer olmalı bizim azar işitmeyeceğimiz falan diyor ya. O mi minör 7'de gayet güzel orada. O kasveti de vermiş oluyor. Şimdi geldik 6. ölçüye. Tabii de öyle çok kötü geldi o la. La'nın tatlı duyulacağı bir akor ne olabilir? İlk aklıma gelen fa majör. Siz bunu deneyin tabii. Ben böyle canlı yayının biraz da şeyiyle, adrenaliniyle ilk aklıma gelen şeyi yapıyorum. Oturup uzun uzun düşünsek çok daha güzel şeyler çıkartabiliriz. Hatta yaparsanız da bana gönderin. Önümüzdeki haftalarda paylaşalım. Dinleyelim beraber. Çok güzel geldi. Fa var. Fa'ya nasıl harmonize edelim? Hiç konvansiyonel bir harmonizasyon yöntemi değil bu arada. Bu tamamen ev yapımı bir harmonizasyon yöntemi. Uyduruk. Ezgi'de fa var. Hadi re minörü deneyelim. Çünkü re minör kullanırsak o fa akorumuzun üçlüsü olacak. Minör üçlüsü.
bu çok güzel oldu. Şu 3 notu akor arka arkaya çok güzel oldu. Bu do'yu da bu şekilde muhafaza edelim. Tamam. Burada mi var. Mi. Ne yapabiliriz mi'ye? Do'da kalmayalım. Mi. Onun üçlüsü güzel ama do'da yeterince kaldık. Burada la'yı deneyelim. Mesela la minör yedili'yi deneyelim. La minör yedili'den güzel olacak. Yine şöyle bir şey deneyeyim istiyorum. Bakın 8. ölçüde R var ya ezgide. R ve C var. Bunlar bana yine sol'lü çağrıştırıyor. Dolayısıyla burayı yine ben sol dominant yedili yapsam. Tamam mı? Ondan sonra şurayı biraz zoomlayacağım şöyle. Şimdi la minör yediliden sol dominant yediliye gidiyoruz ya. Yine bunlar tam ses aralıklı iki kök nota. Aralarında da sol bemol, pardon sol diyez ya da la bemol var. Az önce yaptığım şu diminished numarasını tekrar yapsam diyorum. Şurada diminished yapmıştık ya bir tane. Burada la bemol diminished yedili desem buraya. Yani la minör yedili, la bemol diminished yedili. Oradan sole gidiyoruz desek bakalım nasıl gelecek şimdi. Yani ben beğendim açıkçası. Biraz dediğim gibi şey geliyor. Yani biraz hafiften demode geliyor ama güzel bir caz şeyi oldu. Harmonizasyon. Güzel oldu. Ya kendim yapıyorum, kendim beğeniyorum gibi oldu ama yani dediğim gibi. Şu an aklıma gelen şeyler bunlar. Burası tamam demiştik. Şu iki notayı bulmak kaldı geriye. Ezgimizde ne varmış? R varmış. Şöyle bir şey denesem acaba nasıl olur? Burayı re minör yapsam. Re'den do'ya gidiyoruz. Yine aynı diminished şeyini kullansak burada. Harmonizasyonunu. Yani re bemol diminished yedili. Bakalım. Dolayısıyla baştan deneyecek olursak, şöyle hizalayalım bunu. Yani kendi içinde tutarlı bir tarz oldu bu diminişleri hep kullandığımız için. Ben beğendim. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Ama şimdi geleyim sizden gelen şeylere. Yorumlara, önerilere. Şeyde kaldık. Onur. Diyor ki hocam özellikle parçaya başlarken klasik armonide olsun, popüler müziklerde olsun başlangıç ve bitiş sesi ton neyse o akoru duyuyoruz. Evet, biz burada o kuralı kırmış olduk. Yani la minörle başlamış olduk. Bence de güzel oldu. Çünkü şey dediğim gibi yani parçanın başlangıcı kasvetli. Bir kasvetli başlıyor, sonradan parlaklaşıyor falan. Dolayısıyla şeyle başlamak güzel oldu bence. Minör akorla. Mayer diyor ki kulak ne derse odur. İngilizce bir deyimi de vardı. İngilizce deyimi bilmiyorum ama mottomuz bu olsun bence. Tekrar Onur diyor ki farklı yapmak istemsizce kulağa garip geliyor. Bilmiyorum, bana garip gelmedi. Ondan sonra ikinci ölçü için benim düşüncem C birinci zaman do pedal tutup ikinci zamandan itibaren mi minör kullanırdım. C birinci zaman do tutup ikinci zamandan itibaren mi minör kullanırdım. Şuradan itibaren mi minör kullanırdım. Deneyelim.
Çift tıklıyorum. Mi minör. Mi minör. Si'yi pedal tutup dediğin acaba burada bir çevrim yapmak mı? Yani şu mu? Doğru anladıysa. Ha, yok yanlış yaptım pardon. Mi minör 7'liydi ama bass'ta Si olacak. Pardon yanlış yaptım. Okay. Baştan gelsin. Olabilir. O Si şeyle çok anlaşmaz gibi geliyor bana. Buradaki La ile. O yüzden ondan kaçınabiliriz. Yani şey geldi bana biraz baharatlı geldi o kısım. Şurası yani. Eğer doğru anladıysam söylediğini. Üçlüsü veya beşlisi olduğu sürece hepsi denenebilir mi? Üçlü veya beşli olmak zorunda değil. Yani ben burada mesela bazen şey yaptım. Kök notayı da kullandığım oldu. Yeri gelir 7'liyi, 9'luyu, 11'liyi de kullanabilirsiniz. Yani bu şarkı çok böyle şey istemiyor gibi geliyor bana. Daha üst akor tonlarına 9'luyu, 11'liyi falan. O yüzden şey yaptım ama yani üçlü, beşli çok daha garanti tabii ki. Her notayı deneyebilirsiniz. Önemli olan hangi duyguyu vermek istediğiniz. Onur fa diyez diminiş demiş. Fa diyez diminiş de onu denedik zaten. Sol'de daha aykırı bir şey deneseniz hocam diyor. Önceki ölçüde hazırlık olduğu halde bir aykırılık. Şurasını kastediyorsun sanırım. Yani sanki sol'e gidecekmiş gibi gösterip gitmemek anlamında bir şey mi diyorsun acaba? Mesela nasıl bir aykırılık olabilir? Mi minör'e gitti yine elim. Aykırı, çok da aykırı bir şey olmadı aslında. Güzel oldu. Olabilir. Hocam, dördüncü ölçünün ikinci zamanını Si, Re, Fa, Sol bemol yapıp o kadar şeyde yapamıyoruz burada maalesef. Onu manuel olarak yapmamız lazım. La minöre geçmeyi deneyebilir misiniz? Diyor Onur. La minöre geçmeyi, la minöre... Onur vazgeçti sorularından. Pekala. Mehmet diyor ki teknolojinin imkanlarını da bu şekilde kullanarak deneme yanılma yöntemi benim gibi armoni bilgisi olmayanların bile bir şeyler yapabilmesine hatta öğrenmesine olanak sağlıyor. Yaklaşım için teşekkürler. Kesinlikle öyle. Yani bu mesela hakikaten henüz daha armoniye hakim olmayanlar için altın değerinde bir şey. Yani işte akorları buradan dene, seç istediğin gibi. Ondan sonra beğendiklerin kalsın, beğenmediklerin için başka şeyler dene falan filan. Bir şey yapmıştım ben, akor bulmak, akor seçmekle ilgili bir video yapmıştım. İkisini bir araya getirdiğinde hakikaten çözemeyeceğin bilmece kalmıyor zaten. Ha, Onur diyor ki Do majör 7'li demeye çalıştım hocam. Do'yu pedal tutup ikinci ölçü birinci... Ha okey. Şurada... Do majör 7'li demeye çalıştım hocam. Do'yu pedal tutup ikinci ölçü birinci zamanda. O zaman Do maj mı yapılıyorsun? Şu maj 7. Burada da şeyi kaldırıyorum tekrar. Güzel oldu. Çok tatlı oldu. Ben size mail atayım hocam şimdi yapıp. Tamam, mail adresim vardır. doruksomunkiran@gmail.com. Hatta yetiştirebilirsen şimdi buradan dinleriz beraber. Gamze diyor ki sondaki demin işler biraz kasvetli yaptı gibi şarkıyı. Sanki daha pozitif olmak istiyor. Kişisel tabii tamamen bu söylediğim. Evet yani doğru, bana da öyle geldi. Şu özellikle... 7. ölçü. Burada 8 diyor ama bir ölçü kaydırdığım için 7. ölçüdeki şey çok kasvetli. Bana da öyle geldi.
harmonizasyon yapacağım derken şarkıyı böyle şey gibi yaptık. O zaman peki tamam. Burada tekrar şeye döneyim. Sol dominant yediliye döneyim. Diminished'i kaldıralım. Bu nasıl? Gayet güzel bir daha pozitif ve şarkının ruhuyla da uyumlu. Yani bu ikinci bölümde çünkü daha pozitif bir şeye geçmiş olmamız gerekiyor hakikaten. Hocam 7. barda C notası sıkıntılı geldi bana. Diyor Murat. 7. bar. C notası. 7. barda C notası. Şundan mı bahsediyoruz acaba? Burası galiba. Orada başka bir tını istiyor gibi. Doğru mu anlıyorum Murat? Burayı mı söylüyorsun? Herhalde burayı söylüyorsun. Başka C, yani Do başka yok zaten. Başka bir tını istiyor gibi. Ne olabilir mesela? Mi var. Çok kısa bir süre Do ve Re duyuyoruz. Şeyi denesek mi orada acaba? Do'nun yerine. La minör yediliği. Hep böyle aynı akorlarda dolaşıyor mu ama? Daha zaten ondan sonra da tekrar şeye gidiyor. Şuradan gelsin bakayım. Yok ya, olmadı. Onu sevmedim. Neden sevmedim? Bilmiyorum. Yani işte Mahir'in dediği gibi kulak doğru diyorsa doğru. Fa majörleri deneyelim. Biraz girdin. Yok. Yani o da olmadı. Ben onu tekrar Do'ya döndürüyorum izninle. Sibelius'a da finale mevcut mu hocam? İkisi de var. Ama şu an yani sen bana onu gönder. Önümüzdeki hafta için almış olayım ben onu. Çünkü reverb konusuna da geçmek istiyorum. Gamze diyor ki evet sol dominant 7'le daha tatlı oldu gibi hocam. Bence de kesinlikle. Studio One'daki 7. bar. Evet. Evet evet anlaştık Murat. Doğru. Ama denedim bence bu hali daha iyi geldi. Bunlar tamamen subjektif kararlar bu arada. Yani bana öyle geldi. Siz öbür türlüsünü beğenebilirsiniz. Dediğim gibi yani doğru yanlış diye bir şey yok. Bu benim şu anda hoşuma giden şey. Evet evet anladım. Sol dominant 7'le. Böyle size bir şey verdiğimi umuyorum en azından. Farklı şeyler denemek için bir motivasyon verdiğimi umuyorum. Böyle bir çalışma yaparsanız lütfen benimle paylaşın. Yani şeyden gönderin bana e-mail'le. İsterseniz ben de onu diğer üyelerimize paylaşırım. İsterseniz aramızda da kalabilir. Şey değil, nasıl tercih ediyorsanız. Böyle bir deneme yaptım ne diyorsunuz falan diye. Bayıla bayıla çok severek yorumlarım sizin için. Dinlerim. Şimdi izninizle bunu kapatıp reverb konusuna dönmek istiyorum. Reverb konusu çünkü çok yanlış kullanıldığını gördüğüm bir konu. O yüzden biraz böyle şey oldu. Üzerinde konuşalım istedim. Reverb nedir? Reverb yansıma demek biliyorsunuz. İngilizce'de echo da aslında yansıma, reverb de yansıma. Aradaki fark ne? Aradaki fark şu, echo'da biz o yansımalardan her birini farklı sesler olarak duyabiliyoruz. Yani kulağımız o echo'ları ayırt edebiliyor. Reverb'de onları bir gaz ve toz bulutu olarak algılıyoruz. Yani toplamı bize o içinde bulunduğumuz mekan hakkında bilgi veriyor. Kulağımızın teker teker ayırt edemediği yansımalar diye düşünebiliriz reverb'ü. Şimdi kapalı bir mekanda buranın bir ufak bir şey olduğunu düşünelim, konser salonu. Bir kapalı mekan. Biri müzik çalıyor, biz de karşısında dinliyoruz. Burada reverb açısından önemli olan 3 tane unsur var. Bir tanesi bize doğrudan ulaşan ses. Adam orada çalıyor enstrümanını, bize doğrudan gelen ses. Şimdi buna işte doğrudan dedim, pluginlerde, reverb pluginlerin üzerinde bu bazen direct, bazen de dry diye geçiyor. Şimdi göstereceğim, uygulamasını yapacağız zaten. Kuru ses, işlenmemiş olan ses. Ondan sonra ilk yansımalar var reverb'de. İlk yansımalar
tek bir yerden yansıyarak kulağımıza ulaşan sesler. Early Reflections İngilizcesi ER diye kısaltılıyor çoğu plugin'de. Ondan sonra da kuyruk ya da tail denen bölüm var. Kuyruk da bütün o mekanı dönüp dolaştıktan sonra böyle birçok duvardan yansıdıktan sonra en son bize ulaşan şey, bölüm, reverb'de. Şimdi neden 2 ile 3'ü ayırmışlar? Yani ilk yansımalarla kuyruk neden ayrılıyor? Plugin'lerde de göreceksiniz çoğunda ayrılır. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duymuş? Hepsi sonuçta yansıma değil mi? Değil. Arada şöyle bir fark var. Bu 2 diye benim işaretlediğim ilk yansımalar hala bir yön bilgisi içeriyor. Yani dinleyici o 2'den hareketle ses kaynağının nerede olduğunu tayin edebiliyor hala. Yönsellik var onun içinde. Fakat 3'te yani o kuyrukta yön bilgisi yok. Sadece 3 bize o mekanın boyutları, işte içinde ne tür bir malzeme olduğu, hani şey mi, sesi yansıtan bir ortam mı, ne bileyim granit bir mekanın içinde miyiz yoksa insanlarla dolu bir salonun içinde miyiz falan, o konuda bilgi veriyor. Gözümüz bağlı olsa bile şeyi çözümleyebiliyor beynimiz. Evet, ben büyük bir yerdeyim ama içi dolu. Küçük bir yerdeyim ama her taraf herhalde fayans olmalı falan gibi çözümlemeler yapabiliyor. Dolayısıyla bu 2'nin ve 3'ün şeyi dengesi, oranı bizim için önemli. Çoğu plugin de bunu ayarlamamıza izin veriyor zaten. Şimdi ha bir de şey var, burada yazmayı unutmuşum ama çok çok önemli, onu da söyleyeyim. Sözlü olarak aktarmış olayım onu. Bir, kulağınıza ulaştı. Doğrudan gelen sesi duydunuz. Ondan sonra yansımaların kulağınıza gelmesi için geçen zamana pre-delay deniyor. Onu da şuradan chat penceresinden yazayım. Pre-delay. Delay. Tekrar söylüyorum. Bir, kulağımıza ulaştı. Doğrudan gelen ses kulağımıza ulaştı. Atıyorum 20 milisaniye sonra yansımalar gelmeye başladı. O zaman diyoruz ki bu mekanda pre-delay 20 milisaniye. Bu da bütün pluginlerde göreceğiz şimdi, ayarlanabilen bir şey. Mesela Cubase'in reverb'lerinde o nedense sıfırla açılır. Sıfır aslında çok beynimize aykırı gelen bir şey. Yani biz hiçbir zaman sıfır pre-delay ile yaşamıyoruz. Yani evet, ufacık bir oda bile olsa birkaç milisaniye mutlaka pre-delay oluyor. O yüzden onu en az bir 20 milisaniye falan şey yapmamız lazım, ayarlamamız lazım. Şöyle geçelim. Şurada ben bir şey hazırlamıştım. Kaydedelim mi bunu? Hadi kaydedelim. Reverb için bir deneme hazırlamıştım. Buradan gidelim. Şimdi bu bir davul şeyi. Davul kaydı. Falan diye gidiyor. Ben burada trompet kanalına bir reverb ekledim. Şimdi bu reverb, bakayım zoom yapsam acaba ne olur? Daha büyük görebiliyor musunuz? Bu reverb şey Studio One'ın içinde gelen reverb pluginlerinden bir tanesi. Fakat fark etmiyor. Yani arayüzleri farklı olmakla beraber hemen hemen bütün reverb'ler size aynı şeyi sunuyor. Aynı ayarları. Burada önemli olan şey şu. Bu bir convolution reverb plugini. Convolution, şöyle yazalım onu. Yani gerçek bir mekanın yansıma haritasını çıkartıp buraya yükleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tür efektleri kullanacağınız zaman, hani normalde presetleri kullanmayı pek sevmiyoruz ya, biz herkes aynı presetleri kullanıyor falan. Bunlar ona istisna. Yani buradaki presetler gerçek mekanların yansıma haritaları, öyle söyleyeyim. Yani ben buradan bir şey yüklediğimde gerçek bir mekanın modellemesini yüklemiş oluyorum. Mesela ne bileyim ben, Bright Hall. Şimdi şurada bakın ER ve LR diye bir şey var, ayrım. Az önce Early Reflection demiştim ya. Bu late reverb demiş. Early reflection, late reverb demiş. Az önce benim işte early reflection, tail dediğim şeyin aynısı. Onların balansını, yani dengesini ayarlayabiliyorsunuz. İstersen ben bunu tamamen şeye ayarlayabilirim. Pardon, kapalı ya.
Bakın tamamen early reflection'lar, ilk yansımalar kaldı. Şeyi kapattım. Tail kısmını kapattım. Ya da tam tersini de yapmam mümkün. Sadece tail kalsın. Early reflection'ları kapatayım. Böyle bir dinleyelim bakın. Önce normal ikisi de dengeliyken dinleyelim. Şeyi arttırıyorum, reverb miktarını. Sadece trompette var. Şöyle trompeti solo edeyim. Çok abartılı bir reverb. Yani bilerek abartılı bir reverb seçtim. Farkı duyabilirsiniz diye. Şimdi şey yapacağım. Sadece early reflection'a geleceğim. İlk yansımalar var sadece. Bakın çok kısa zaten. Böyle bir 10 milisaniye falan gibi bir şey. Flam gibi duyuyorsunuz. Yani sektirme gibi duyuyorsunuz. Bakın kapatayım onu, bypass edeyim. İşte o sonra pıtak diye gelen bir şey var ya, ikinci vuruş duygusu o. Bu işte early reflection'lar, ilk yansımalar. Predelay ayarını kullanarak o flam miktarını arttırabilirim de. Yani şeyi düşünün, ne demiştik az önce? Predelay doğrudan gelen seslerin ardından yansımaların kulağımıza ne kadar zamanda ulaşacağını belirliyordu. Bu convolution'larda predelay ile oynamanıza gerek yok ama şey bir reverb kullanıyorsanız, algoritmik bir reverb, eski usul bir reverb kullanıyorsanız bunu en az 20 milisaniyeye falan getirin. Yine de bir deneme amaçlı şey yapalım bakın şimdi. Sıkıştıralım burayı. Bir de şey duyalım, bunu işte late reverb dediği, benim az önce tail diye işaretlediğim o 3, grafikteki 3'ü. Şimdi size soru. Bu 3 parametreyi, yani 1'i, 2'yi ve 3'ü kullanarak ben bu ses kaynağını yaklaştırmak istersem, dinleyiciye yakın algılatmak istersem ne yapmalıyım? Uzaklaştırmak istersem, uzakmış gibi algılansın istersem ne yapmalıyım? Bu 1'i, 2'yi ve 3'ü nasıl ayarlamalıyım? Böyle bir 10 saniye bekleyeceğim size birazcık düşünme süresi vermek için. Bunları nasıl ayarlarsam bu çalgıcı bize daha yakınmış gibi gelir. Nasıl ayarlarsam bize daha uzakmış gibi gelir. Bu da aslında bizim ilk canlı yayınımızda kullandığım, anlattığım şeye bağlanıyor. Hani bir dedim ya, X ekseni, Y ekseni, Z ekseni var mixlerde, onu kurgulayın mixe başlamadan önce falan diye anlatmıştım ya. Aslında oraya bağlayacağım konuyu. 10 saniye geçti diye düşünüyorum. Şimdi şu... Ses kaynağını daha yakınmış gibi algılatmak istiyorsak eğer, Mari'den geldi, bir en fazla olmalı, sonra 2 ve 3. Evet, ses kaynağı bize yaklaştıkça oransal olarak reverb azalır. 1'i ve 2'yi yükselteceğiz, 3'ü oransal olarak kısacağız. Bu şey gibi düşünün, çok büyük bir sahne olan, yani bir şey yapıyorsunuz, senfoni orkestrası simülasyonu yapıyorsunuz mesela, ne bileyim, timpaniler arkada duruyor. Dolayısıyla timpanide 3'ü daha fazla duyacağız oransal olarak. 1'i ve 2'yi daha az duyacağız, daha reverb'lü gelecek onlar bize. Ama solist önümüzde duruyor. Bir solist var, bir konçerto dinliyoruz. Soliste 3'ü daha az duyacağız, 1'i ve 2'yi daha fazla duyacağız. Pre-delay için de aynı şey geçer. Bunların ayrı ayrı ayarlanıyor olmasının sebebi o. Yani yakında duruyorsa ses kaynağı bize, pre-delay daha kısa olacak milisaniye bazında. Uzakta duruyorsa pre-delay daha fazla olacak milisaniye bazında yine. Dolayısıyla şimdi buna biraz böyle kafa yormanızı istiyorum önümüzdeki günlerde. Yani sahnede, hani insanların mixte en zorlandıkları şey odur çünkü. Şu derinlik boyutu, Z boyutunu kurmak. Hani panlamak kolay zaten, sağa sola serpiştiriyorsun istediğin gibi falan filan, ama ya ben nasıl arkaya atarım, nasıl öne çıkartırım bir şeyi falan diye düşünmeye başladığınızda işte işin sırrı bu. Yani bunu kullanarak rahatlıkla manipüle edebilirsiniz. Bir de tabii ki volüm, yani yaklaştıkça biliyorsunuz ters orantı, mesafe azaldıkça volüm artıyor, mesafe arttıkça volüm azalıyor. Onu ve bu reverb parametrelerini kullanarak dilediğiniz gibi ses kaynağınızı
sahnenin içerisine ileriye ya da geriye atabilirsiniz. Reverb'ü kısmamız ve açmamız lazım. Evet, doğru. Bir daha yakından gelir. Doğru. 1 ve 2 parametreleri arttırılmalı. 1 en yakın, 2 orta, 3 en uzak mı acaba? Hepiniz gayet doğru bilmişsiniz. Evet. Evet, aynen. Yakınlaştırmak için 1, en çok 2, daha az 3 olacak şekilde olabilir. Uzak için direkt ses yansımaları kısık, yakın için direkt ses yansımalarından yüksek. Uzak için direkt ses yansımalardan kısık, yakın için direkt ses yansımalardan yüksek olmalı. Evet, aynen. Doğru. Gayet güzel. Ha, bir de son olarak reverb ile ilgili söylemek istediğim şey var. Renk için kullandığımız reverb'ler var bir de, biliyorsunuz. Biraz sizi birkaç dakika daha tutmama izin verirseniz eğer, kısaca ondan da bahsedeyim. Bu gerçekçi bir reverb. Yani gerçek bir mekanın modellemesi. O mekanda çalıyormuş gibi oluyor gerçekten. Bir de renk için kullandığımız reverb'lerimiz var. Örneğin bu. Bu Abbey Road stüdyolarındaki, zamanında reverb diye bir şey yokken, yani yapay reverb diye bir şey yokken kullanılan çok böyle enteresan bir teknoloji. Büyük metal levhalara ses veriyorlar. Müziği çalıyorlar büyük levhalardan. Sonra şuralarda da mikrofonlar var. Bu buradan verdikleri müzik levhayı titreştiriyor. Bu mikrofonlarla da o titreşimi, yansımayı alıyorlar. Yani mekanik bir reverb gibi düşünün. Elektronik reverb icat edilmeden önce kullanılan bir şey. Bu şu anda göstermekte olduğum plugin mesela, onun modellemesi doğal değil. Yani az önce baktığımız plugin gibi doğal bir reverb vermiyor. Fakat zaman içerisinde insanlar buna alışmışlar. Yani kulağımıza tatlı gelen bir reverb. Hatta deneyelim hemen kısacık. Şeyi kaldıralım. Az önceki reverb'ı kapatmıştım zaten. Trumpette şu anda bu var. Plakayı değiştirelim. Başka bir plakaya geçtim. Biraz pre-delay'i arttıralım. Biraz da drive verelim. Kirletelim azıcık. Falan gibi. Yani karakteri olan bir reverb bu. Şey değil, doğal olmak gibi bir iddiası yok. Kendine has bir rengi ve karakteri var. Ben bunu mesela şeylerde çok severek kullanıyorum. Burada olduğu gibi trompette, elektro gitarda, kirli olmasını istediğim vokallerde falan çok severek kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. İsterseniz şeyin, bu Waves'in Abbey Road Plates diye bir şeyi, plugin'i. Saat 10'u geçti. Bugünlük burada bırakalım. Yine çok güzel şeyler konuştuk. Sizden gelen şeyler de çok hoştu, geri bildirimler. Kapattıktan sonra hepsini okuyorum. Hepsine mutlaka cevap vereceğim. Bu arada kaçırdığım şeyler olursa da sonraki şeylerimize mutlaka cevap vereceğim hepsine. Tekrar katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Yine haberleşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yayını sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.